Arkadaşlar merhabalar. Dizileri anlatacağım size. Çok zor bir konu değil. Dizilerin içinde genel olarak eski bilgilerimizi kullanacağız. Dizilerde aritmetik dizi ve geometrik dizi var. O kısım gerçekten normal ilk defa göreceğiniz bir yer. Diğer kısımlarda aslında biraz matematik tekrarı yapacağız. Diziler şöyle arkadaşlar, özel bir fonksiyondur ve tanım kümesinin elemanları pozitif tam sayıdır. Aslında bu. Gerçekten şurada gördüğünüz gibi bakın. Tanım kümesi gördüğünüz gibi birden n'ye kadar olan sayılar hepsi ve bunlar elemanlara gidecekler. Tanım kümesi evet pozitif tam sayılardır ama görüntü kümesi sorun değil. Reel sayılar herhangi bir sayı çıkabilir. Kesinlikle sadece tanım kümesinde tam sayı olması lazım. Ve bize fn eşittir an, yani artık fn, fx falan demeyeceğiz de biz diziyi arkadaşlar an diye göstereceğiz. Öncedenki fn'yi an olarak düşünebilirsiniz. Örnek, biz normalde f1 diyoruz ya fonksiyonda. Artık burada a1 diyeceğiz ve şu aşağıda gördüğünüz sayıya indis deriz. Bu indis arkadaşlar size kaçıncı terim olduğunu söyler. Örnek, a100 yazdığınız zaman 100. terim demek istiyordur ve orada arkadaşlar yapacağınız şey şudur. N yerine 100 yazmak. Ya da a4 görürseniz n yerine 4 yazacaksınız demektir. Bu kolaylığı da var dizilerin. Ama dediğim gibi kesinlikle tanım kümesinde pozitif tam sayılar olması lazım. Birden itibaren olması lazım. Şimdi gelelim hangileri dizi olabilir? A şıkkı dizi olabilir. Dizinin bir genel terimi. Çünkü ne verirseniz verin A1, A2, A3, A4 1 bölü 3'e eşit olacak demektir. Sabit dizi yani bu. 3n-1 bölü n artı 1 bir dizinin genel terimi olur. Yani dizinin aslında denklemi olabilir demek istiyor size genel terimi derken. Öyle düşünebilirsiniz eskiden fonksiyonlar mantığıyla. Bu ne demek? N'ye değerler ver demek. 1, 2, 3, nokta 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 sonsuza kadar verebiliyor musun sayı? Evet, herhangi bir sayı verdiğinizde sıkıntı olmaz. Sonucun ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Dediğim gibi tam sayı vermeliyiz ama sonuç her şey çıkabilir. Dolayısıyla B şıkkı da dizi olur. C şıkkına geldiğimiz zaman 3N artı 1 de bir dizidir. D'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar artık bu bir dizi değil. Neden? N'ye 1 ve başka bir şey zaten yok. N'ye 1 verirseniz içerisi eksi 1 oluyor. Böyle bir kareköklü sayı yoktur. O zaman 1'in gideceği eleman boşta kalır. Biz fonksiyonlarda ne diyorduk? Tanım kümesindeki eleman boşta kalamaz. Bundan dolayı 1 veremiyoruz. O zaman dizinin terimi olamaz. Gelelim buraya bakın. Yine dizi olup olmama durumu. Burada hangi elemanı verirseniz verin problem yoktur. 1, 2, 3, 4, 5 her zaman dizi olur. B şıkkı olmaz çünkü 1 verdiğiniz an payda 0 olur, tanımsız olur. 1 veremiyoruz. Burada yine C şıkkında istediğinizi verebilirsiniz. D şıkkında istediğinizi verebilirsiniz. Sonuç 0'a eşit oluyormuş demektir. Gelelim bu soruya. Dizinin 3. terimi nedir demiş. Dizinin 3. terimi nedir derken arkadaşlar size şunu demek istiyor işte. N gördüğünüz yere 3 yazın. A3 eşittir. 2 çarpı 3 artı 3 bölü 3 artı 1. Dolayısıyla 6, 3 daha 9, 9 bölü 4'müş. Gelelim buna. Dizinin kaçıncı terimi 23 bölü 13? İşte bakın. Kaçıncı terimi olduğunu bilmiyoruz. Ve bu 23 bölü 13'e eşit. İçler dışlar 39n artı 65 eşittir 46n artı 23. 65'ten 23 çıkarsa 42. 46'dan 39 çıkarsa 7n olacak. Böylece n buradan 6. 6. terim arkadaşlar 23 bölü 13'müş. Şimdi yeni müfredatta arkadaşlar modüler aritmetiğin bu kısmı kaldırıldığı için bu soruyu çözmeyeceğim. O yüzden çözümünü hiç merak etmenize bile gerek yok. Eğer mezunsanız 11. sınıfta gördünüz ama çıkmayacak bu sene artık. Yok o. 12. sınıfsanız zaten hiç böyle bir şey görmediniz. Dizisinin kaç terimi pozitiftir diyor. Şimdi dizilerin ilk kısmında arkadaşlar temel bilgimiz şu. Pozitif tam sayılar vereceğiz. Başka hiçbir bilgi yok ama başka hiçbir bilgi yok demek bununla ilgili soru çözmeyeceğiz anlamına gelmiyor ya da aşırı basit geçelim anlamına gelmiyor. Çünkü birazcık böyle mat 2 tekrarı, mat 1 tekrarı gibi sorular çözeceğiz. Mesela dizinin kaç terimi pozitiftir demek aslında
ikinci derece eşitsizliklerde sorulan 8 eksi n bölü n artı 1 büyüktür 0 ise n'nin çözüm kümesini bulunuz demekle aynı şeydir. Dolayısıyla tablo yapacağız. Eksi 1 ve 8 verebiliyoruz. N'nin katsayısı eksi. N artı 1'in katsayısındaki n'nin katsayısı artı olduğundan eksi bölü artıdan eksi ile başlarız. Sonra artı, sonra eksi. Normalde eksi 1 ile 8 aralığında bu pozitiftir. Ancak arkadaşlar fonksiyonlarda, diziler fonksiyonlarında n'ye pozitif tam sayılar vermemiz gerektiği için 1 ve 7 kapalı aralığındaki tam sayıları vermeliyiz. Dolayısıyla 7'den 1'e 7 tane tam sayı için arkadaşlar bu terim pozitif olur. Dizinin kaç terimi negatiftir demiş. İşte şunu soruyor yani size. N artı N eksi 4 çarpı N eksi 1 bölü N kare artı 1 küçüktür 0. N kare artı 1'e ne yapacağız? N kare artı 1 daima pozitiftir. Çünkü N'ye ne verirseniz verin arkadaşlar pozitif olur. O zaman burası daima pozitif olduğu için paya bakmanız yeterlidir. N'ye 1 ve 4 verelim. Artı, eksi, artı. Böylece 1, 4 açık aralığı ama tabii ki 2 ve 3 için, yani 2 tane eleman için arkadaşlar bu dizi negatif oluyor. Dizinin kaç terimi pozitif değildir demiş. Pozitif değil demek ya negatif ya da sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla hemen yapıyorum. Bakın şimdi. N küp eksi n, n parantezinde n kare eksi 1. Aşağısı zaten 3n eksi 10. Hatta n, n eksi 1, n artı 1 oldu payın kökleri. Paydanın kökleri de bir tane 10 bölü 3. Yazalım. Eksi 1, 0, 1 ve 10 bölü 3. N küpün işareti artı, 3n'nin işareti artı, artı bölü artı, artı, eksi, artı, eksi, artı diye gidiyoruz. Şimdi bir kere negatiflere bakacağız ama eksi 1 ile 0 aralığı olmaz. Çünkü zaten dizide n'ye pozitif tam sayı vermeliyiz. 1 ile 10 bölü 3 arasındaki sayılar neler? 1, 2, 3'tür arkadaşlar. 3 tane terimi bunun pozitif değildir. Ya sıfırdır ya negatiftir yani. Gelelim buraya. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Bu arkadaşlar bölme bölünebilme konusunda temel kavramlarda karşınıza geliyordu işte. Mevzu şudur. 6n artı 1'e bölünürse tam sayı olur. Bu kadar basit. N'ye verebileceğimiz sayılar o yüzden 1 olur. Böylece 6 bölü 2'den 3. 3 olur. Bir de 5 olur. Böylece 4, 3 tane terimi bunun pozitif, tam normal tam sayı olacaktır. Şimdi üstteki kolaydı. Zaten sadece 6'yı n artı 1'e böldüğünüzde tam sayı olması için 6'nın bölenlerini bilmemiz yeterliydi. Ama buradaki gibi 6 n artı 1 bölü n artı 1 olursa hem payda hem payda da n olursa arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Hemen diyorsunuz ki payın değişkeni, bakın sabiti değil, payın değişkeni paydanın değişkeninin kaç katı? 6nn'nin kaç katı? 6 katı. Sonra komple paydayı 6 ile çarpıyoruz. Neden böyle yapıyorum bakın. 6n artı 6, n artı 1 diye ayırdım. Ama payda ne var? Normalde 1 var değil mi? O zaman 6'dan kaç az bu? 5 az. Böylece bakın payda 6n artı bölü 6, 6n artı 6 bölü n artı 1 6 olduğu için aslında soru sadece paydasında bir tam sayı, pardon, paydasında bir değişken olan denklebe dönüyor. E burada da artık 5'in bölenleri n'ye sadece 4 verebiliriz. Çünkü n'ye pozitif tam sayı vermemiz gerektiğini unutmayın. Dolayısıyla sadece bir terimi tam sayıymış bu dizinin arkadaşlar. Yapacağımız olay budur. Ezbere bağlayıp artık payın, paydanın kaç katı olduğuna bakabilirsiniz. Sonra geri kalan şuradaki sayıları ekler veya çıkartırsınız. 3n kare eksi 3n artı 8 demiş bakın. Burada da işte şu. 3n kare n'nin 3n katı. Sonra 3n n'nin 3 katı 8 bölü n. Zaten n'ye tam sayı verdiğimiz için buralar tam sayı ya. Önemli olan 8 bölü n'nin tam sayı olması. Eğer orası tam sayı olursa nasıl olsa sorunun geri kalan kısmı da tam sayı olacak. Dolayısıyla 8'in bölenleri 1, 2, 4, 8. Sadece pozitif tam sayı veriyoruz. 4 tane terim çıktı. Gelelim n kare artı 3n eksi 5 bölü n artı 2'ye. Burada arkadaşlar polinom bölmesi yapacağız. Çünkü deminki gibi
Bu bunun kaç katı dersek eksik olabilir. Çünkü orada tam sayıydı zaten. Paydanın katsayısı 6 neydi? Payın. Paydanınki de neydi? Böylece tam sayı olarak bölebiliyorduk. Eğer yukarısı da bu şekilde neyli ne kareli ise hemen ne diyeceğiz? Bu şekilde polinom bölmesi yapacağız. Nasıl bölüyorduk peki? Yine en büyük dereceli en büyük dereceli. Yani ne kareyi neye bölüyoruz? Neyedir? Sonra bunu hepsiyle çarpıyoruz. N kare artı 2n. Çıkardığımız zaman n eksi 5 kalır. N'nin bir katıdır. Artı 1 diyoruz. Sonra n artı 2 yazıyoruz. Çıkartınca eksi 7 kalıyor. Demek ki bunun gösterimi şuymuş. N artı 1 artı eksi olacak çünkü 7 çıkaracağız. Bölü n artı 2. Gördüğünüz gibi yine bu hale getirdik. Burası zaten tam sayı olduğu için tam sayı verdiğimizden dolayı sadece şuraya bakmamız yeterli. N'ye o zaman sadece ne verebiliriz? 5. O zaman 5. terimi bunun arkadaşlar tam sayıymış. Dizilerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Her zaman birden itibaren sayı vermeye başlamanız lazım. Dolayısıyla burada herhangi bir fonksiyonda istediğiniz değeri verebilirsiniz belki ama dizilerde şunu yapamazsınız. A1 veririm. Sonra giderim A5 veririm. A7 veririm. İşte böyle değil. Bütün pozitif tam sayıları birden başlamak itibariyle sırayla vermeniz lazım. O yüzden dizinin tanım kümesi birden N'ye kadar gider. Arada vermediğin olursa o dizi olmaz. İşte bu yüzden bazı diziler sonlu dizidir. Mesela bakın bunu illa dizi yapmak istiyorsan N'ye 7 vermemen lazım ya. Bu dizi o zaman 6 elemanlı olursa ne güzel dizi. Sonlu bir dizi olur. Sonlu dizi sayılabilen işte. Toplam N tane elemanı var demek. Dolayısıyla bunun 6 tane eleman olur. Böylece 7 vermekten kurtuluruz. Dolayısıyla bunun cevabı N en fazla 6 olur. Gelelim bir alttakine bakın. Kosinüs arkadaşlar 90'da 0'dır. O zaman ben birden 89'a kadar tanımlarsam bu fonksiyonu böylece 90 vermemiş olurum. Dizi tanımsız da olmaz. Artık o yüzden buradaki terim sayısı en fazla 89 olur diyoruz. Anlaştık mı bu şekilde? 30 dizide birden n'ye kadar değil artık birden sonsuza kadar verebildiğimiz bütün tam sayıların kapsadığı dizi oluyor. Örnek şu dizi bir sonsuz dizidir. Göstereyim size. AN eşittir n artı 1. Bunun eleman sayısı arkadaşlar sonsuzdur. Çünkü istediğim sayıyı verebiliyorum. Ya da AN eşittir 3N artı 1 bölü N artı 2 dersem ne verirsem vereyim sıkıntı çıkarmadığı için bu dizi sonsuz dizidir. Tamam. Şimdi sabit dizi ise dizinin 10. terimi kaçtır demiş. Aslında sabit fonksiyon, sabit kesir buralardan az çok hatırlıyorsunuzdur. Bir şeyin sabit olması için değişkeninin olmaması lazım. Böylece değişkenin olmaması demek değişken burada e var. O zaman katsayısı sıfır demek istiyor sana. Yani A 2'dir. Böylece arkadaşlar bu dizi 3 çarpı 2 olduğu için AN 6'ya eşit. Ne verirsen ver cevap 6 olur. A 10 da buradan o yüzden 6 olacaktır. Kesirlerden ve sabit fonksiyonlardan hatırlayın. Burada şimdi değişkenin katsayısını sıfır yapma ihtimali yok. Nasıl kurtulacaksın? Şunun gibi düşün. 4n artı 6 bölü 2n artı 3 sadeleşir 2 oluyor. İşte burada 4 2'nin 2 katı 6 3'ün 2 katı. Ya da bakın 3x kare artı x eksi 3 olsun. Aşağısı da 9x kare artı 3x eksi 9 olsun. X karelerin katsayıları 1 bölü 3. Bunların oranı 1 bölü 3. Bunların da oranı 1 bölü 3. Yani ne demek bu? O zaman değişkenlerin oranı sabitlerin oranına eşit olmak zorunda. Böylece arkadaşlar P buradan eksi 9 bölü 2 geldi. İşte bu şekilde bir sabit dizi örneği de göstermiş olayım. Aslında sabit fonksiyon, sabit kesirde yaptığımız şeydir bu. Eşit dizilerde de mevzu şudur. Direkt her şeylere eşit olan, bütün elemanlara eşit olan dizilere eşit diziler diyoruz. Örnek bu iki dizi birbirine eşitse o zaman bir payda eşitleyelim burada. 2n artı 4 eksi m eksi 2 bölü n artı 2. Buradan da 2n artı 2 eksi m bölü n artı 2. Genel terimi 4n artı 5 bölü 2n artı 4 olacak arkadaşlar. Tamam, bunlar birbirine eşit olmalı. Böylece 2n artı 4 n artı 2'nin 2 katı sadeleşir 2 olur.
Şimdi içler dışlar çarpımı 4n artı 4 eksi m eşittir 4n artı 5'ten. 4n'ler zaten aynı. Böylece bakın m'nin eksi 1 olması gerekiyor. Dizileri eşit dizi olduğuna göre p çarpı m kaçtır? Bakın burada n kare eksi 1 n artı 1'e bölünür ne olur? N eksi 1. Demek ki o zaman p'nin katsayısı, daha doğrusu n'nin katsayısı olan p 1 olmalı. M de buradan arkadaşlar eksi 1 olmalı. Burada verilen dizi çiftlerinden kaç tanesi birbirine eşittir demiş. AN eksi 1 üzerine o zaman n'ye tek sayılar verirsek eksi 1 gelir. Çift sayılar verirsek 1 gelir. Cos n pi'ye bakalım şimdi. Cos n pi'de de n'ye tek sayılar verirsek arkadaşlar cos pi, cos 3 pi bunlar hep arkadaşlar nedir? Eksi 1'dir. Cos 180 eksi 1'dir. O zaman bunun tek katları hep eksi 1 olacak. Neden? 3 pi'nin esas ölçüsü neydi? Cos pi'di yine. Dolayısıyla o zaman buna da tek verdiğinde eksi 1, çift verdiğinde 1 olur. Çünkü cos 0, cos 360, cos 720 hepsi 0 dereceye eşittir esas ölçü olarak. Böylece arkadaşlar evet bunlar eşit dizi oluyor. Tek sayılarda ve çift sayılarda ayrı ayrı eksi 1 ve 1 oluyor. Sinen pi direkt arkadaşlar 0'dır. Çünkü sin 180'in bütün katlarında cevap 0 gelmesi lazım. Bilgi direkt bu. Haliyle bu her zaman 0. Bu zaten sabit dizi 0 verilmiş. O zaman bu da eşit dizi. Sin kare x artı cos kare x neydi? 1'di. O zaman burada ne verirsek verelim cevap 1 gelecek. Burada da ne verirsek verelim cevap 1 gelecek. Bu 3 dizi de ayrı ayrı birbirlerine eşit oldular arkadaşlar. Fonksiyonlarda öğrendiğimiz birkaç bilgi var. Soru tipi aslında soru modeli. Bunların dizilere uyarlanmış hali. Bakın a 4 4 verilmiş. Her n eleman n pozitif için a n artı 1 eşittir. A n artı 3 olduğuna göre a 10 kaçtır? Dikkat edin şimdi. A n artı 1 eksi a n eşittir 3 diyelim. N'ye 4 ver. Madem 4 ile başlamışız 10'a doğru çıkacağız. Sonuçta yukarı doğru çıkmamız lazım. Böylece a 5 eksi a 4 3. 5 versek a 6 eksi a 5 3. Bir şey fark ediyor musunuz? 6 versek a 7 eksi a 6 3. Bakın taraf tarafa toplarsak bunlar gidiyor. O zaman nokta nokta a 10 en son 9 veriyorum. İlk defa 4 vermiştim. Yine cevap 3. Taraf tarafı topla 5, 6, 7. Bunların hepsi çaprazlama gidecek. A 10 eksi a 4. Kaç tane 3 var? A'ya ilk defa 4 verdik. En sonuncusunda da 9 verdik. Kaç kere değer vermiş oluyoruz? 6 defa. Neden? 9 eksi 4, 5. İkisi de dahil. 6 defa değer vermiş olduk. Böylece arkadaşlar 3 kere 6, 18. A4 neydi? 4. Demek ki A19'da 22'ymiş arkadaşlar. Benzer bir soru modeli. A1'den A6'ya çıkacağız. Bakın şimdi. A2 eksi A1, 1. Bunları fonksiyonlarda yapıyoruz. Hatırlıyor musunuz? A3 eksi A2, 2. A4 eksi A3, 3. Bu soru adı yine çok olmadığı için tek tek yazayım sizin için. A5 eksi A4, 4. A6 eksi A5 eşittir, 5. Böylece taraf tarafı topladığımızda bakın bunlar hep gitti. Böylece geriye A6 eksi A1, 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı nedir? N çarpı N artı 1 bölü 2. Böylece arkadaşlar 15 olur. A1'i 2 vermiş. A6 17 oldu. Bir de bunun çarpımlı bölümlüsü var. Bakın şimdi AN artı 1 bölü A üzeri AN 2 üzeri N'ye eşit. Dizinin 9. terimi kaçtır? Şimdi A2 bölü A1 2 üzeri 1. A3 bölü A2 2 üzeri 2. A4 bölü A3 2 üzeri 3. Nokta 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 nokta. En son ne diyeceğiz? A9 bölü A8. Yani 8 verdik. 2 üzeri 8. Taraf tarafa çarpın bu sefer toplamayın. Bakın A2'ler pay ve payda da gidiyor. A3'ler gidiyor. A4'ler gidiyor. En son A8 gidecek. Çünkü öncekinin payı sonrakinin paydasıyla aynı oluyor. En son A8 gitti. Ne kaldı geriye? A9 bölü A1. A1 payda da olduğu için. Tabanları aynı. Üstleri topla. 2 üzeri 1. 2 nokta nokta 8'e kadar. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2'den
2 üzeri 36. A1 zaten 1'miş. Demek ki A9 da buradan 2 üzeri 36 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bu kısımlar gerçekten artık hani matikide buraya kadar geldiyseniz zaten bayağı bir şey görmüşsünüzdür. İkinci derece denklem, eşitsizlik, fonksiyon, parabol, polinom hepsini yapmış olmanız lazım. Eğer buralarda Allah Allah ya bu ne biçim soru modeli diyorsanız gerilerde eksikleriniz vardır ya da unutmuşsunuz demektir. Soru modelleri gerçekten aslında şu ana kadar yaptığım klasik eski sorularda yaptığımızın sadece fx'li değil de an'li kısmı. Bundan dolayı eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız lütfen fonksiyon çalışın, fonksiyon matematiğin her şeyi. İkinci derece denklem, eşitsizlik, aman bunları es geçmeyin lütfen. Şimdi bir soru demiş. A n eksi 1 üzerine n üzeri n artı 1 dizisi veriliyor. A4 bölü A2 kaçtır? Tamam bakalım. A2 neye eşit? Burada şimdi arttıracağımız bir şey yok. Normal direkt A2'yi bulacağız. Eksi 1'in karesi 2 üzeri 3. A4 ne? Eksi 1 üzeri 4. 4 üzeri 5. Tamam. Eksi 1 üzeri 4 için nedir? Bunu buldum. Eksi 1 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 5 oldu arkadaşlar. N'ye 4 verince taraf tarafa bölelim şimdi bunları. Bir kere zaten 1 olacak bunlar. Zaten gider yani gitmesi daha doğrusu 1'in gideceği bir yer yok. 4 üzeri 5'i 2 üzeri 3'e bölersek 2 üzeri 10'u 2 üzeri 3'e bölmüş oluruz. Böylece 2 üzeri 7 gelir cevap. An n artı 1 faktöriyel bölü 2 üzerine olan bir dizide an artı 2 bölü an artı 1 5'e eşitmiş. N kaçtır diye soruyor. Yine normal yorum. Fonksiyon sorusu gibi. N artı 2 koy yerine. N artı 2 artı 1 faktöriyel bölü 2 üzeri N artı 2 bölü N artı 1 koy. N artı 2 faktöriyel bölü 2 üzeri N artı 1. Bu 5'miş. İşte bu. Olay bu. Şimdi N artı 2 faktöriyel nedir? N artı 3 faktöriyel olur buradan. Sonra bu 2 üzeri N artı 2 ters çevir. 2 üzeri N artı 1 bölü N artı 2 faktöriyel. N artı 2 faktöriyel çarpı N artı 3 olduğundan sadeleşirler. N artı 3 kalır burada. 2 üzeri N artı 1, 2 üzeri N artı 2 gider. Tabanları aynı üstleri çıkar. N artı 2'den N artı 1 çıkarsa 1 olur. O zaman burası da 2 üzeri 1 geldi. Yani N artı 3 bölü 2 arkadaşlar 5 oldu. N de buradan 7'ymiş. Evet, şimdi önemli bir kısım. İlk N terimin toplamı arkadaşlar. Karşınıza gelecek hem geometrik dizide hem aritmetik dizide de olacak hatta. Şimdi bakın. İlk N teriminin toplamı SN ile gösterilir diziler konusunda. O yüzden büyük S harfiyle görürseniz ilk N teriminin toplamı olduğunu bilin. Örnek S6 demek ilk 6 teriminin toplamı demektir. S7 demek ilk 7 teriminin toplamı demektir. Eğer size bu şekilde ilk N teriminin toplamının formülünü verirse şunu söyleyebiliriz bakın. SN eşittir N kare eksi N ise ve sana derse ki ilk 10 teriminin toplamı nedir? Direkt N yerine 10 yazacaksın. Özel bir şey yok burada. Ya da SN eşittir N kare eksi N iken ilk 5 terimin toplamı nedir derse N gördüğün yere 5'i yazacaksın. Çünkü sana direkt toplam formülünü kendi vermiş. Ancak burada toplam formülünü verip bu sorudaki gibi A4'ü sorarsa ne yapacaksınız? Belki bilenleriniz vardır ya da hemen fark edenleriniz vardır. Dikkat edin şimdi. S4 aslında A1, A2, A3 ve A4 demek ya. Bir de şimdi S3'e bakın. A1, A2, A3 taraf tarafa çıkar bak. A1, A2, A3'ler gidiyor. S4 eksi S3 ne geliyor? A4. O zaman artık ben bunu şöyle formülize edebilirim. SN eksi SN eksi 1 bize n'inci terimi verecek. Yani diyelim 7. terimi sorarsa S7 eksi S6 yapacağız. Tamam. Dolayısıyla bu soruda da S4 arkadaşlar 16 eksi 4'ten 12. S3 9 eksi 3'ten 6 çıkarırsak işte A4 eşittir 6 oldu arkadaşlar. Bakın şimdi hemen aynı örneği bir de anlatmak yerine burada tekrar edeyim. Dizinin ilk N teriminin toplamı SN'miş ve N faktöriyel olarak verilmiş. Şimdi A5 neye eşit? A5 eksi S5 eksi S4'e. S5 ne? 5 faktöriyelden 120. S4 ne? 4 faktöriyelden 24. Demek ki A5 96'ymış.
O zaman aynı şekilde S6 eksi S5 de neye eşittir? A6'ya. S5 120, S6 720 çıkardık. 600'müş A6 arkadaşlar. Böylece ikisinin toplamı 696 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi hemen dikkat. Bu soru zaten karşınıza kesinlikle gelir. Ben de konu anlatımına koydum. Dizisinin ilk 3 teriminin toplamı kaçtır demiş. Soruyu da şöyle böleyim, şununla karıştırmayın. Bakın şimdi. AN eşittir ne kare verildiği zaman size. Yukarıda çok abartılı bir şey söylemeyeceğim şu an. Yani bu kadar olsun arkadaşlar. Aritmetik ve geometrik dizide zaten bunları kullanacağız yine. Şimdi başka bir soru olacak. AN eşittir ne kare desem ve ilk 3 terimin toplamı desem nedir? Bu SN değil artık normal A1, A2, A3'ü bulacaksınız. A1 1'dir. A2 4'tür. A3 de 9'dur arkadaşlar. Şimdi böylece arkadaşlar bunun toplamı 13, bir daha 14 olacak. Yalnız şimdiki soru bundan farklı. AN 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, nokta 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 N'nin karesi olarak verilmiş. İlk 3 terimin toplamını soruyor. Sakın 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi demeyin. Niye biliyor musunuz? Sana şunu demek istiyor adam burada. A1 diyor, 1'den N'ye kadar olanların toplamı. Zaten A1 olduğu için 1'den 1'e kadar olan sayının toplamı 1 olur. A2 demek şudur. 1'den 2'ye kadar olan sayıların toplamıdır. Bunun Türkçesi bu. 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamı A'nıncı eleman. Dolayısıyla A3 de 1'den 3'e kadar olan elemanların toplamı. Dolayısıyla işte bakın birisi 1, birisi 5, sonuncusu da 9, 4 daha 13, bir daha 14 oldu. Bunların toplamı da arkadaşlar 19, bir daha 20 geldi. Sorulan sorularda gerçekten dikkatli olmanız lazım. Şunların böyle Türkçelerin hakikaten görebiliyor olmak lazım görünce. Şimdi ardışık ilk n sayısının sayma sayısının toplamını veren sayılara üçgensel sayı denir. İşte şu arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Toplamları kaç? 6. O zaman 6 bir üçsel sayıdır. Tamam mı? 1, 2, 3 bir üçsel sayıdır. Yani her terim ardışık iki tane terimin toplamına eşit olacak ve birden başlayacak bu. Yoksa 9 mesela bir üçsel sayı hemen demeyeceğiz. Çünkü 4 ile 5 o ardışık iki sayının toplamı değil. Burada mevzumuz şu, birden itibaren olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım mesela 15 arkadaşlar bir üçsel sayıymış. Birden 5'e kadar olan sayıların toplamına eşit olduğu için. Bir de karesel sayı var. Bu da karekökü bir sayma sayısı olan pozitif tam sayılar arkadaşlar. Mesela iki basamaklı en büyük karesel sayı nedir? 81. İki basamaklı en küçük üçgensel sayı nedir? Onu düşünelim şimdi. Birden n'ye kadar olan sayıların toplamı 12 olur mu? Olmaz. 15 olur. O zaman en küçük üçsel sayı 15'miş arkadaşlar. Bunların farkı da 66 gelecek. Kaç tanesi üçgensel sayıdır demiş. 16 üçgensel sayı olur mu? Şimdi nasıl anlayacağız? Birden n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. 16'ya eşit olur mu? Buna bakacaksın. N çarpı n artı 1 32'ye eşit olamaz. Ardışık iki sayının çarpımı 32 yok. Sonra gelelim buraya. Birden n'ye kadar olan formül işte bir daha n çarpı n artı 1 bölü 2 buradan 21. 2 ile çarparsak 42 olur. Evet 21 bir üçsel sayıymış. N yerine 6 koyunca geliyor. Sonra 32 n çarpı n artı 1 bölü 2 32 olması için 64 olması lazım. Zaten yine 64 ardışık iki sayının çarpımı değil. Burada çarpım olarak. N çarpı n artı 1 bölü 36 olması için 72 olur. N de buradan 8 gelir. N çarpı n artı 1 bölü 2 45 ise n çarpı n artı 1 90'dır. N de buradan 9 gelir. O zaman 5, 4 ve 2 üçgensel sayı oldu arkadaşlar. Şu soruyu unuttuk, onu yapalım. Yukarıda en alt satırda 15 tane top var ise toplamdaki top sayısı kaçtır demiş. Bu şu işte 1, 2, 3, 4, nokta nokta 15. 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı da 15 çarpı 16 bölü 2'den 120 tane top varmış arkadaşlar burada. Şimdi dizilerin ilk kısmını bitirdim arkadaşlar. Burada arka sayfalardaki sorularda şeyler var.
Nedir onlar? Testler var. Size anlattığım yerlerle ilgili. Zaten cevapları da üzerinde işaretli. Modüler aritmetik sorusunu geçebilirsiniz. Onun haricindekilere bakın lütfen. Bunları çözüp çözmeyeceğime garanti vermiyorum. Çünkü çok da sıkıntılı sorular değil açıkçası. Önce bir konu anlatımını bitireyim. Eğer zaten soru çözümünü de yaparsam görürsünüz. Şu an yarım saat de oldu zaten. Bayağı bir oldu. Artık aritmetik dizi ve geometrik diziye doğru yol alalım. İkinci ve üçüncü videoda. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.